Herkese merhaba, BG Matematik Okulu'na hoş geldiniz. Bugün sıfırdan temel matematik serimizde ondalık sayılar konusunu birlikte işleyeceğiz. Biliyorsunuz bir önceki videolarımızda temel işlemler, tam sayılar, rasyonel sayılar ve kesirler olarak başlamıştık. Bugün dördüncü videomuz ondalık sayıları birlikte işleyeceğiz. Temel özellikleri ve 8. sınıfta ve diğer sınavlarda da size lazım olacak genel bilgileri size öğreteceğim. Serinin devamını ve dönem içinde hazırlayacağım diğer videoları da kaçırmamak için kanala abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Ayrıca birlikte çalışacağımız yerler olacak sevgili gençler. Ondan dolayı kalemi, kağıdı eksik etmiyoruz. Hadi hazırsanız başlayalım. Her videomuzda yaptığımız gibi bu konu hakkında bilgi sahibi olup olmadığınızı ölçmek adına eğer ekranda gördüğünüz soruları çözüyorsanız bu videonun tamamını izlemenize gerek yok sevgili gençler. Videonuzu durdurun, bu soruları çözmeye çalışın. Eğer bunları çözüyorsanız bu iş tamamdır. Bir sonraki videoya geçebilirsiniz. Yok ben kendimi ölçmek istiyorum, hocam yine de izlemek istiyorum diyenler tabii ki izleyebilirler. Video sonunda tekrar geri döneceğim. Bu soruları birlikte çözeceğiz. Zaten yapamayanlar da video sonuna ulaştıklarında bu soruların üçünü de çözmüş olacaklar. İlk olarak ne olduğuyla başlayalım isterseniz. Bu kısım önemli. Çünkü birçok arkadaşımız bunların özelliklerini bilmedikleri için aslında ondalık sayılarla işlemleri yapamayabiliyorlar. Örneğin burada ilk bilmemiz gereken virgülen kısmı, önceki kısmı biliyorsunuz zaten. Buraya tam kısım. Buraya ondalık kısım diyoruz. İkinci olarak bilmemiz gereken bunların basamak isimleri. Basamak isimleri zaten virgülden öncekileri biliyorsunuz. Birler, onlar, yüzler diye gidiyor. Virgülden sonrakiler de virgülden sonraki ilk basamak onda bir. 1 bölü 10 olarak da gösterilebiliyor. 0, 1 olarak da gösterilebiliyor. Onda bir. İkincisi yüzde bir. 1 bölü 100 olarak da gösterilebiliyor. 0,01 olarak da gösterilebiliyor. Bir sonraki de binde birler basamağıdır. Buna dikkat edin, eğer 3 basamak varsa binde birdir. Bunda 0,001 olarak, pardon, düzelteyim şuraya. 1 olarak gösterebilirsiniz. Yani bakın zaten 3 basamak var. Sayımızda da 3 basamak var. Binde bir. Siz bu özelliği neden kullanacaksınız? Çünkü bazen okumanız gerekiyor, bazen yuvarlama yapmanız gerekiyor. Basamakları bilmek gerekiyor. Mesela bunu okumak istersek 25'i okuyup tam diyoruz. 25 tam. Uzun uzun yazmayacağım, detaylı yazmayacağım. 206 kaçta? Binde. 3 basamak olduğu için binde 206 diye okuyoruz. Tamam. Bak, onda, yüzde, binde diye okuyoruz. Tamam, bu kısım tamam. Özellikleri biliyorum, basamakları biliyorum. Okurken nasıl yapacağımı da biliyorum diyorsan geçelim. Şimdi rasyonel sayıları işlemiştik. Bu rasyonel sayılarla ondalık sayılar aslında birebir aynı şeyler. Bir ifadenin farklı gösterim şekli. Burada karşınıza birkaç farklı basamak çıkacak. Ben bunları tek tek işleyeceğim. En temeli paydası 10, 100, 1000 olanlar. Bunlar çok basit. Bakın 10'da 3 diye okuyoruz ya. 10'da 3 yani virgülden sonra bir basamak olacak. 0,3. Eğer burada tam kısım olsaydı önüne 0 yerine 1 yazacak. Bu %43 yani virgülden sonra 2 basamak olacak. 0,43. Zaten sayıda 2 basamak var. Bu binde 25 virgülden sonra 3 basamak olacak. 0,25 yazarsam 2 basamak olur. Onun için 0,25 olarak yazacağım ki 3 basamak olur. Tamam. Bu temel. Bunu geçtik. 2. Paydası 10, 100, 1000 değilse ne yapacağız? Bunu biz yapacağız. Mesela buradaki 25'i 4 ile çarpıp 100 yapabilir. Hangisi daha uygunsa onlara göre ayarlarsın. 4 kere 12, 48. 4 kere 25, 100. %48 yani 0,48 oluyor. Ve bunlar negatif olabilir, pozitif olabilir, hiç fark etmez. Tamam. Evet, 3. bölümümüzde paydası 10, 100, 1000 olmayanlar. Mesela 8'i aslında 1000 yapabiliyorsunuz. Fakat 125 aklınıza gelmeyebilir. 125 ile çarpmış oluyor ama eğer bulamazsanız neyle çarpacağınızı o zaman tutup normal bölme işlemi yapacaksınız. 17'yi 8'e böl. 17'de 8, 2 kere var. 2 kere 8 16. Çıkardım 1. 1'de 8 yok. Bir 0 koy, bir virgül koy. 10'da 8, 1 kere var. 1 kere 8 8. Çıkardım 2. 2'de 8 yok. 20'de 8, 2 kere var. 2 kere 8 16. Çıkardım 4. 40'da 8, 5 kere. Ne oldu bakın? 2,125 oldu. Son durumda da tam tersine nasıl dönüştür? Tam tersine dönüştürmek kolay olduğu için onu tek başlıkta yapacağız. Aynen okuduğu gibi bak. 0 tam 10'da 2 dediği için paydasına 10 yazıp 2 yazıyorsun. 0 tam 10'da %1000'de dediği için paydasına 1000 yazıyorsun. Eksi olduğu için eksi ilgilendirmiyor. Eksiye koyuyorsun. Büyük araya 23 yazıyorsun. Olay bu kadar. 1 tam diyor. 1 tamı yazıyorsun. 10'da %24 yazıyorsun. Bu tam kısmı yine eksi 12 olarak yazıyoruz. 10'da
Yüzde. İstersen %10 olarak yazabilirsin. İstersen buradaki sıfırı, virgülden sonraki sıfır işe yaramaz. Ya da -12 tam 1 bölü 10 olarak da yazabilirsin. Fark etmez ama kafan karışmasın. Aynı diğerleri gibi yapılabilir. Bu iş kolay zaten. Ondalığı rasyonel çevirmek kolay. Önemli olan rasyoneli ondalığa çevirmek. Devre ondalık sayılar sonu olmayan ondalık sayılara deniyor. Mesela ilk ifademize bakarsanız 1,2 sonra 4, 5, 4, 5 diye gidiyor. Bakın bakın 45, 45 olarak devam ediyor ya. İşte biz bu sayıları şöyle yazabiliyoruz. 2, 4, 5 diye gidiyor ya. Bu tekrar eden sayıların üzerine çizgi koyup bunu devirli olarak gösterip kesebiliyoruz. Buna devirli ondalık sayı deniyor. Paydası 3. Bunu 10, 100 bin yapabiliyor muyum şuradaki gibi? Yapamıyorum. O zaman ne yapacağım? Bölme yapacağım. 2 bölü 3 yapıyorum. 2'nin içinde 3 yok. Bir sıfır koy, bir sıfır koy. 20'de 3, 6 kere var. 6 kere 3, 18. Çıkardım 2. Bir de yok, bir sıfır koy. 20'de 3, 6 kere var. 6 kere 3, 18. Çıkardım 2. Bak böyle devam ediyor. Hep 6, 6 olarak gittiği için bunu şöyle gösteriyorum. 0,6 tekrar ettiği için üstüne çizik koyuyorum. Peki tam tersi durumda ne yapacağız hocam diyorsanız orada da olay şöyle. Ben bunu iki başlıkta öğreteyim size. Bir kolay olan var. Bak virgülden sonra tamamında çizgi varsa bu çok basit bak. Virgülden sonra bir tane sayı var ve üzerinde de çizgi varsa 2'yi yazıyorsun paydasına 10 yerine artık 9 yazıyorsun. Mesela bak 4 ve 5 devrediyor. Yani virgülden sonraki tamamı devrettiği için 45 yazıyorum. Bu sefer 2 tane olduğu için 2 tane 9 yazıyorum. 100 yerine 99 yazıyorum. Tamam, bu kadar basit. Eğer hepsi devrediyorsa devreden sayı kadar 9 koyacaksın aşağı. Bu kadar. Peki devretmiyorsa tamamı? İşte burada işin içine bir kural giriyor bak. Burada aşağıda farklı kural. Burayı iyi dinleyin. Eğer takılırsanız bununla ilgili özel bir video da hazırlamıştım. Devirli ondalık sayıları rasyonele çevirme ile ilgili. Onu izleyebilirsiniz. Bu konu biraz karışık olabiliyor. Eğer anlamazsanız oraya bakarsınız. Bak olay şu. Yukarıda ayrı, aşağıda ayrı bir kural kullanıyoruz. Yukarıda şöyle yapıyorsun. Bak, bütün sayıyı yazıyorsun. Hiçbir şey yokmuş gibi. Kaç yazıyorsun? 125. Sonra üstünde çizgi olmayanı çıkarıyorsun. Kimin üzerinde çizgi yok? 1 ve 2 yani 12'yi çıkarıyorsun. Sonra aşağı geldiğinde ise sadece bak aşağıda sadece virgülden sonraya bakacağım. Devreden için 9 yani virgül üzerinde çizgi olan için 9 koyacaksın. Bir tane var. Bir tanesi de yok. O zaman onun için de 0 koyacaksın. Sonra da bu işlemi yaptığında cevabı bulacaksın. 125'ten 12 çıkar. 113 bölü 90 olarak çıkacak. Hemen ikinciyle benzer bir kuralla yapalım. İsterseniz kendinizi ölçmek için durdurup bunu çözmeye çalışabilirsiniz. Kural neydi? Üst tarafta normal sayıyı yaz. 458. Çizgi olmayanı çıkar. Kimde çizgi yok? 4'te çizgi yok. Çıkar. Aşağı geldiğinde sadece virgülden sonraya bakacağım. İki tanesinde çizgi var. Bir tane 9. Bir tanesinde yok. Onun için de 0 koyuyoruz. Sonra da çıkarıp son halini yazabilirsiniz. 458'den 4 çıkarırsam 454 bölü 990 olur. Tabi istersen daha sonra bu sonucu da sadeleştirebiliyorsun. Kural bu şekilde. Bu kısım ondalık sayının ana giriş kısmıydı. Yani ne olduğunu, nasıl dönüştürdüklerini, bunlar size 8. sınıfta lazım olacak bilgiler olduğu için verdim. Şimdi bu ondalık sayılarla nasıl işlem yapılıyor ona bakacağız. Evet, ondalık sayılarda toplama çıkarma işlemi yaparken kuralımız şöyle bak. Virgüller alt alta gelsin başka hiçbir şey gerek yok. Bak 1,4 ile 12,35'i toplamamı istiyor. Yapacağım olay virgülleri alt alta getirmek. Büyük olan 12 tam olduğu için önce onu yazayım. 12,35. Sonra 1,4 ya. 1,4 olarak yazacağız. Bak köşeye falan kaydırmayın. Yani şöyle yapan arkadaşlarımız oluyor bazen. 1,4. Böyle bir şey yok. Tamam. Geri alayım. Karışmasın kafanız. Normal bundan sonrası toplama. İstersen şu boş kalan yerleri kolaylıkla toplayıp çıkarabilmek için sıfır koyabilirsin. Hemen toplama işlemimizi yapalım. 5 sıfır daha 5. 3 4 daha 7 virgül. 2 1 daha 3 1 sıfır daha 1. Yani 13,75 olarak buluyorsun. Bu kadar basit. Buraya geldik. Yine aynı mantık. Bak virgül alt alta gelecek. 0,5'i yazdım. Buraya da 0,015'i yazdım. İşlemimiz ne? Çıkarma. Yine dediğimiz gibi boş kalan yerlere sıfır koyup işlemini kolaylaştırabilirsin. Virgülden sonra konan sıfırlar kuralı bozmaz. Virgülden önce de en başa konan sıfırlar kuralı bozmaz. Yani bir şurada birin bu tarafına koyamazsın. Birin bu sol tarafına virgül koyabilirsin. Sıfır koyabilirsin. Hemen toplayalım. Sıfırdan 5 çıkmaz. Komşunu aldık. Bundan sonrası artık çıkarma kuralı. Yine bu 5'ten alacağız. Burada 4 kalacak. Burada da buraya verecek. Burada 9 kalacak. Burada da 10 kalacak. 10'dan 5 çıktı. 5.
9'dan 1 çıktı 8. 4'ten 0 çıktı 4. Burası da zaten 0. Yalnız 0 tam 485 olarak bulunuyor. Mevzuyu anladınız, virgül alt alta gelecek. Peki üçlü olursa ne yapacağız diyebilirsiniz. Bakın üçlü durumlarda üçünü aynı anda yapabilirsiniz. Hepsi toplamı olursa. Fakat bak bir toplam bir çıkarma var. Onun için önce bu toplamı yapacaksın, sonra da buradan çıkaracaksın. Hemen yapalım. Mesela bunlar üçü de toplama olsaydı şöyle yapabilirdim. Bak 0,5 ve 1,24 yazıp hepsini alt alta toplayabilirdim. Hepsi toplama olsaydı. Ama çıkarma varsa bu şekilde yapamıyoruz. Hemen toplayalım. 2,4 artı 0,5 yazıyorum. Zaten hep her biri birerli olduğu için tam alt alta geldiler. 4, 5 daha 9, 2, 0 daha 2. 2,9. Bundan da neyi çıkaracağız? 1,24. 1,24 diyoruz. Çıkaracağım. Çıkarırken kolaylık olsun diye şuraya bir 0 koyuyorum. 0'dan 4 çıkmaz. Komşudan 1 aldık. 10 oldu. Ondan 4 çıktı. 6. Burada 8 kaldı. 8'den 2 çıktı. 6. 2'den 1 çıktı. 1. Ya 1,66 diyoruz. Evet, şimdi kendinizi ölçmeniz için size 3 adet soru soruyorum. Az önce benim çözdüklerime benziyor. Birkaç saniye bekleyeceğim. Videonu durdur, cevapları bul, sonra kontrol edelim. Çözdüm varsayıyorum. Hemen birlikte yapalım. 0,13 ile 5,096 toplayacağız. Toplayalım hemen. Hızlıca çözeceğim. Zaten artık öğrendim kabul ediyorum. Toplayalım. 6'nın altında sayı yok. O zaman ne yapalım? Oraya bir 0 koyalım. 6 0 daha 6. 9 3 daha 12 elde 1. 0 1 1 daha 2. 5 0 daha 5. Bunu böyle bulduysan bu 1. 2. Çıkarma işlemi. 2,5'ten 1,107'yi çıkaracağım. Yine boş yerlere 0 koyuyorum. Çıkarma işlemi. 0'dan çıkmaz. Elden aldık. Aa, gelip buradan aldık. Burası 10. Artık 9'a düştü. Burası 10. 10'dan 7 çıktı. 3. 9'dan 0 çıktı. 9. 4'ten 1 çıktı. 3. Burası da 1. Cevap 1,393. Bu da 2. Son soru. Hepsi çıkarma. Hepsini aynı anda yapabilir miyim? Yapamam. O zaman önce şurayı yapacağım. Sonra da bunu çıkaracağım. 3,15, 1,05. Çıkaralım. 5'ten 5 çıktı. 0. 1'den 0 çıktı. 1. 3'ten 1 çıktı. 2. 2,10. Yana geliyorum. 2,10'dan 1,24'ü çıkaracağım. 0'dan 4 çıkmaz. Elden aldım. 10'dan 4 çıktı. 6 oldu. Burada 0 kaldı. O da elden aldı. 10'dan 2 çıktı. 8. Burada artık 1 kalmıştı. 1'den 1 çıktı. 0 diyoruz. Cevap 0,86 diyoruz. Evet. Bu şekilde bulduysanız üçünü toplama çıkarma mevzusu da tamam diyoruz. Eğer hala takılıyorsanız videoyu biraz geri sarıp tekrar bu konuya bir daha bakabilirsiniz. Evet, üçüncü bölümümüzde de çarpma ve bölme işleyeceğiz sevgili gençler. Bunlar da önemli çünkü birçok işlemde sizin kullanacağınız bilgiler içeriyor. Çarpmanın kuralı da çok basit. Bakın virgül yokmuş gibi çarp diyor. Hemen geliyorum bak 149 ile 5'i çarpıyormuş gibi yapacağım. Bak bu 149 virgülsüz, bu da 5'tir. Çarpalım. 5 kere 9, 45. Elde 4. 5 kere 4, 24 de elde. 24. Elde 2. 5 kere 1, 5. 1 de 2 de orada. 7. 745 çıktı ya. Bundan sonra şu işlemi yapıyorsun. Sonra geri ekle diyoruz ya bak. Ben buradan 1, 2 sayı almıştım virgülden sonra. Bir de buradan almıştım 3. Gelip bunu geri iade edeceğim. 1, 2, 3. Bak, virgül ta en başa kadar geldi. Yani 0,745 olarak cevabı buluyoruz. Mesela 2 olsaydı, 2 tane almış olsaydık 7,45 olacak. Tamam, nasıl yaptığını anladın. İstersen kendini ölçmek için aşağıdaki soruyu sen çöz. Yeşili ben çözdüm, kırmızı senin. Evet, durdurup çözdüm varsayıyorum. Hemen çözelim. Virgül yokmuş gibi çarp. 124 çarpı 5 yapıyorum. 5 kere 4 20 elde 2. 5 kere 2 10, 2 de elde 12, güzel elde 1. 5 kere 1 1. 5 kere 1, 1, 1 de burada 6. 620 çıktı. Bakalım kaç tane almışız? 1, 2, 3 tane almışız yine. 1, 2, 3 diyoruz. Cevap 0,620 oluyor. Virgül ta buraya kadar geldiği için. Evet, bu şekilde bulduysan tamam. Gelelim, çarpma zaten kolaydır. Bölmede biraz zorlandığınızı biliyorum. Ondan dolayı bölmeye şöyle biraz detaylı bakacağız. Bakın bölmede de kural şöyle. Aslında bazı sorular çok basit. Sadece takıldığınız mevzular oluyor. Virgülden kurtar, sonra bölme işlemi yapıyoruz. Bak şimdi. Mesela alt alta verilmiyor. Bazen yan yana da veriliyor ama siz yan yana da verilse alt alta yazıp çözebilirsiniz. Bak şimdi. 0,44 ve 0,12 diyor ya. Burada her ikisini de virgülden kurmak için onar onar çarparak gidiyorsun. Bak.
Ben üsttekini 10'la çarparsam virgül buraya gelir. Alttakini çarparsam virgül buraya gelir. Burası ne oldu? 14,4 oldu. Burası da 1,2 oldu. Hala x de kurtulmadı. Bir daha devam ediyorum. Bir daha 10'la çarpıyorum. Bu 144 oluyor. Bu da 12 oluyor. Yani aslında çarpma işlemi falan demeden şöyle düşünebilirsin. Şunu virgülden kurtarmak için bir, iki kez giderim. Bununla kurtarmak için iki kez giderim. İki kez gittiğimde her ikisi kurtulur. 144 bölü 12 olur dersin. Sonra da bölme işlemi yaparsın. 144 de 12. 12 kere var. Cevap 12 dersin. Tamam. Tabi her zaman böyle net sayı çıkmayabiliyor. Bir sonraki 0,5, 0,8. Bak. Üsttekini kurtarmak için bir kez gittim. Bu kurtuldu. Burada bir kez gittiğimde alttaki kurtulamadı. Hala virgül var. O zaman mecburen alttaki kurtulsun diye bir daha gideceğim. Ben buradan bir gidersem ne olur? Gidecek yer olmadığı için yanına sıfır koyarım. 50 olur. Alttakine bir gidersem 8 olur. Yani 50 bölü 8 çıkar. Bunu artık bölme işlemi yaparak yapabilirsin. 50'de 8 kaç kere var? 48'den 6 kere var. 6 kere 8 48. 2 kaldı. 20'de virgül koyarız. Daha doğrusu şöyle bölebilirsin. Tamam. 8'e bölersin. Buradan da 25 çıkar. 6,25 cevabına ulaşırsın. Şurada sorumuzda küçük bir hata varmış. Düzelttim. Bu soru senin durdurup çözmeni istiyor. Evet, durdurdun ve çözdün varsayıyor. Hemen birlikte çözelim. Bunu böyle göremiyorsan aslında şöyle görebilirsin. Bak ben bunu kurtarmak için 2 gittim. Buna kurtarmak için 2 gittim. Bu kurtulmadı. O zaman mecburen bu kurtulsun diye 3 defa gideceğim. Bu en başta 3 defa gidersem bu 120 olur. Bu da 3 kez gidersem sadece 3 olur. Alt alta da göstereyim. Bak 0,12 bölü 0,003 ya. Bak bunu kurtarmak için 1, 2, 3 giderim. 3 kalır. Bunun 1, 2 gittim gidecek yer yok. O zaman bir tane de 0 koyarım. 120. Mevzu bu. Bundan sonrası artık çok basit. 120 bölü 3 diyor. 123'e bölersen cevap 40 olarak çıkacak. Evet, olayımız bu şekilde. Bölme işleminde de kural böyle. Evet, şimdi başa döndük. Bence bu soruları artık siz de çözebilirsiniz. İsterseniz kendinizi bir daha ölçün, deneyin, çözmeye çalışın bakalım. Eğer doğru yapabilirseniz olay tamam. Şimdi ben başlıyorum çözmeye. 0,12 artı 0,2 eksi 0,04. Ne yapıyorduk? Önce bu ikisi. 0,12, 0,2. Sonuna 0 ekliyorduk. Artı. 2, 0 daha 2. 1, 2 daha 3. Burası 0. 0,32. Bundan 0,04'ü çıkaracağız. 0,32 eksi 0,04 diyoruz. 2'den 4 çıkmaz. 12'den 4 çıktı 8. Artık burada 2 kaldı. 2'den 0 çıkar. 2. Burası da 0. Cevap 0,28 oluyor. Bu 1. 2. Ne yapıyorduk? Virgülden kurtarıyorduk. 1, 2 gittim. 1, 2 gittim. Her ikisi de kurtuldu. Burası 24 bölü 4 oldu. Çarpı. 1, 2 gittim. 1, 2 gittim. Kurtuldu her ikisi de. 121 bölü 11 oldu. Sonra istersen çarpabilirsin ya da bölme işlemi yapabilirsin. 24'ü 4'e böldüm. 6. 121'i 11'e böldüm. 11. 6 kere 11 de 66 olacak. Bu da 2. Bak bu 0,28'di. Bu da 66. İkinci cevap. Üçüncü de dönüştürme yapmamı istiyor. 3 bölü 5'e nasıl dönüştürürüm ondala? Faydasını 10, 100, 1000 yaparak. 2 kere 3, 6. 2 kere 5, 10. Bu da 0,6. 5 bölü 9. 10, 100, 1000 yapamam. O zaman bölmem gerekiyor. 5'i 9'a böleceğim. 5'te 9 yok. O zaman bir 0 koy, bir 0 koy. 50'de 9. 5 kere var. 5 kere 9, 45. Çıkardım 5. 5'te 9 yok. Bir 0 koy. 50'de 9, 5 kere 5 kere 9, 45. Yine 5 kaldı. Bu şekilde devam edecek. O zaman bu bir devir londalık sayıymış. O zaman ne diyoruz? 0,5. 5 sürekli tekrar ettiği için üstüne çizgi atıyoruz. Sonucu da bunu rasyonele çevirmemizi istiyor. Bu zaten çok basitti. 10'da yüzde. Yüzde 24. Yüzde 24 olarak cevaplıyoruz. Evet, bunların tamamını doğru yaptıysan ondalık sayıların size lazım olacak kısmı tamam. Evet, bu konumda sonuna geldi sevgili arkadaşlar. Serimiz devam edecek. Bir sonraki videomuzda cebir ve denklem konusunda, denklem ve problemler konusunda size lazım olacak temel bilgiler tamamını birlikte işleyeceğiz. Onları kaçırmamak için ve diğer konu anlatım videolarımızda kaçırmamak adına bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.